Merhaba sayın seyirciler. Saatler Cuma 18.00. Danla Mülç ile Makyaj Köşemize hoş geldiniz. Kilosu 60'ın altında olanlar hemen yukarıdaki çarpıdan bu videoyu terk etsinler. Yasaklıyorum. 60 kilo altı bireylerin hiçbir şekilde videolarımı izlemesini, fotoğraflarıma bakmasını, artı olarak likelamasını yasaklıyorum. Bekle Sinan. Bu daha başlangıçtı. Daha diyecek bir sürü şeyim var. Bugün Allah'ına kadar eyeliner çekeceğiz. Ama bir malzemeler aldım. İlk olarak bazımı değiştirdim. NYX Angel. Satan arkadaşın söylediğine göre dünyanın en güzel bazı olduğu iddia ediliyor. Şimdi hep birlikte kullanıp hep birlikte göreceğiz. Olur da beğenmezsem yarın bir NYX caddeye uğrayacağım Sinan. Cildim bir parlıyor mu ya bugün? Bir kırmızılıklarım gitmiş sanki. Şişmanların cildi gergin olur Sinancığım. TV Paint Stick'imi satmıştım bildiğiniz üzere. Ve bugün bir TV Paint Stick edinmek üzere cadde mağazasına gittim. Hepsi bitti dedi senin sayende dedi. Ama dedi bir fondöten var. Sana dedi TV Paint Stick'i unutturabilecek tek fondöten dedi. Ve Sinan asıl olayı anlatıyorum. Bana bunu dedi ya işte hepsi bitti senin sayende. Ben bir bağırmak mağazada. Allah'ın pintileri, bir hediye bile yollamadınız bana. Ben hayatımda böyle pinti marka görmedim. Bütün paint stickler satıldı, insan bir tane yollar. Buraya kadar geldim ama tribe girdim. Tabii ben bunu duyunca arkamı döndüm. Marka temsilcisi mi ne bir şey. Bir kadın dikiliyor arkamda. Evet biraz mahcup oldum. Yani bilmiyorum tam ne iş yaptığını ama yetkili bir ablamızdı kesinlikle. Biraz utandım. Evet doğru. Birazdan göstereceğim. Yeni fondötenimi aldım. Yani birkaç baz, pigment falan filan derken maddi olarak batışımı hani kutlarken kasaya gittim Sinan. Ama artık göze almıştım. Kendimi kaybetmiştim. Kasada demezler mi? Hediyemiz. Dur bir döneyim şöyle. Orada da böyle döndüm işte. Sizi seviyorum. Şimdi fondötenimi gösteririm. Orada denedim, bayıldım. Umarım yine aynı verimi burada alabilirim. Neymiş bu? Vita Color. Bugüne kadar TV Paint Stick aldırdığım herkesten çok özür dileyerek yeni fondötenimi kullanıyorum. Ve ben dedim ki hayatta en nefret ettiğim şey krem fondötendir. Sakın bana krem fondöten... Ah! Tişörtümü açmışken. Tişörtüm çok güzel değil mi? Bak ne yazıyor burada? Ayağa kalkayım da fizik görsünler Sinan. Şöyle... Arkasında da elma ısırılmış hali var. Günurcuğumdan yine. Günur Güneş. Seni seviyorum. Dur daha. İkinci kıyafetimi giyeceğim. Bütün TV Paint Stick'leri atın. Çöpe atın hepsini. Bir de şöyle bir şey var. TV Paint Stick çok kuru bir fondöten. Yani böyle yüzünüze kalıp gibi yapışıyor. Ama ben yaz geldiğinden dolayı böyle daha ıslak bir makyaj istediğim için büyük bir ihtimalle şu an kullandığım fondöten aradığım fondöten. Yemin ediyorum çok güzel bir fondöten. Muhtemelen bunu şimdi diyecekler ki kesin reklam yapıyorsun. Umurumda değil. Sinan. Tam istediğim hem kapatıcı hem ıslak. Bir videomda alışveriş siteleri için falan işte ya alışveriş için indirim kodu veren bir site önermiştim. Birincisi alışveriş yaptığım siteleri, ikinci olarak da bu siteyi çok sordunuz. Picodi.com aşağıya link olarak bırakıyorum. Site size alışveriş kodu veriyor. Siz de o alışveriş kodunu kullanarak o markalardan işte verdiği markalardan %20, %50, %70 ne varsa o şekilde indirimli alışveriş yapıyorsunuz. Aşağıya link bıraktım. Soru kabul etmiyorum. Şey miyim acaba ben Sinan? Allah tarafından yeryüzüne indirilmiş iyilik ağacı falan mıyım? Aa, elmalı tişört. Eyeliner'ımı çekeyim dur. Nereme kadar çekerim bilemem. Bilin bakalım ne yapacağım. Pigment! NYX'in Glimine 08. Altın sarısı bir pigmentimiz var. Ama bu sefer
yaptığım hataya tekrar düşmeyeceğim ve önce pigment yapıştırıcı kullanacağım. NYX'in ama mağazada ürünü kalmadığı için ben testirden kendime zorla sıktırdım. Bugün kullanmak zorundayım dedim. Böyle verdiler. İşte gidip yapıştırıcı diye alabilirsiniz. Boşuna yakınlaştırmıyorum. Şimdi şov başlıyor Sinan. Kylie. Şu pigment süreyim de biraz kilo linci hakkında konuşalım Sinan. Bildiğiniz üzere kilo linci yedim. Onu bile yedim falan diyor. Şu iğrenç bir espri yapıyormuşum bana. Birincisi fotoğrafı koyan kız şu şekilde koydu fotoğrafı. Ben ilk fotoğrafı koyulduğu an gördüm söyleşten sonra. Birlikte fotoğraf çekinemedik ama ben seni çektim şeklinde koydu. Fotoğrafı gördüm. Sildirtmek isteseydim anında sildirtirdim. Ve böyle bir olay olmazdı. Fotoğrafı sildirtmedim zaten. Buna övünmek için söylemiyorum. 1000 kişinin karşısına söyleşiye gitmişim. Sokakta da emekleyerek yürümediğime göre bu insanlar zaten benim nasıl bir fiziğe sahip olduğumu vesaire biliyor. Mankenim demedim. Üstüne gittim masa yiyen kız makyajı çektim. Şu oldu bu sefer. Bu kız bu kiloyla mı burada? Sen zayıfsan sen yapsaydın. Sen o kilonla evde oturup beni izlersin, beni çekiştirirsin. Ben bu kilomla burada oturup seni böyle delirtirim. Hepiniz kuduracaksınız. Yiyorum. Daha fazla yiyorum. Kilo linci yerken Eskişehir'de oteldeydik. Bütün ekibe dedim hadi ne olur yemeğe gidelim. Spor malzemesi aldım kendime ama spor yapmayı düşünüyorum Sinan. Bir tarafım diyor ki Damla inat et ve zayıfla. Bir tarafım da diyor ki hüst. Hani onlar Sinan'a nasıl müdahale edebilir? Sen Damla bilirsin diyor. Ve ben bu tarafımı dinlemeyi tercih ediyorum. Kudurun. Evinizde oturun ve kudurun. Hepinizi öpüyorum. Eyeliner'ımızı çekelim de neşeyim daha bitmedi. Sakın bitti sanılmasın. Son olarak da şunu söyleyeceğim. Şey olarak yansıtılmış olay. Söyleşide başlamış bu linç şeklinde başlatılmış. Hani söyleşide beni görüp aa bu ne ayı falan diye böyle bir şey yok. Aa Anadolu Üniversitesi'ne ayı inmiş falan. Söyleşi muazzam güzel geçti. Gerçekten siz beni orada linç ederken ben çok bayağı kendimi Tarkan gibi hissettiğim dakikalar yaşıyordum. Artı olarak gelen herkese teşekkür ederim. Uzun bir süre söyleşi düşünüyor muyum? Asla! Diyemişim yok. Eyeliner olarak Balm'ın eyeliner'ını kullanıyorum. Zaten bir tek eyeliner'ı var diye biliyorum. Şöyle bir şey. Böyle. Şimdi şu o zaman Sinancığım. Neymiş efendim? Ayıymış. Twitter'da ayı dolaşıyor dediler Sinan bana. Baban da mı eyeliner çekiyordu bedanla bile hiç? Hı? Bir üstüm değişip geleyim o zaman. En sevdiğin şeyi yapacağım Sinan. Kirpik takacağım. Kirpiğimi de H&M'den hemen fiyatını da söyleyeyim. 12.99 TL'ye aldım. Şöyle bir kirpik. Merak etme kolay takılıyor. Bu arada kirpik yapıştırmak için kullandığım yapıştırıcıyı da göstereyim. Bunun da çok soran olmuş. Çok olmamış da bir 15-20 kişi falan. Yemin ederim ben çok güzel bir kızım. Göz hatlarımı aydınlatacağım. Aydınlatırken NYX kullanacağım. Bunu daha öncesinde kullanmıştım. Hatta şöyle ikisini bir arada göstereyim. Kontürümü de yanındakiyle yapacağım. NYX'in HD Concealer'ları. Şu ikisi. 27 lira gibi bir fiyatları var. H&M'den şu ikili şeyi aldım 9 lira. Şu küçük olanı göz hatlarınıza. Kolaylıkla giriyorum.
Sinan, duyduğuma göre Benefit'in yeni bir koleksiyonu çıkmış ama bana gelmedi. Neden? Gelin de bir güzel laf edeyim. Söyleşi çıkışı annemin attığı mesajı söylüyorum. İyi ki gelmişim. Çok kaliteliydin. Çok seninle gurur duydum. Ama lütfen spora başla. Sen bari yapma be. Doğurdun. 9 ay karnında taşıdın. Üstüne doğurdun. Sen bari yapma. Anam anam anam. Garip. Bu, yani bu kıyafetim ne olmadı? Bu arada kıyafetim Cici's. Gülnurcuğum'un markası Cici's.com. Şey yapıyormuşum. Ama var ya kıyafet... Şey yapsana Gülnur sen. Mankene para verme. Ben gelirim. Sen yeter ki beni giydir. Hemen yine aynı şekilde şununla kontürümü yapıyorum. Şey verseydiniz bana. Zenci rengi verseydiniz. Benim gibi süt beyazı kıza bu verilir mi? Yok şaka, ben aldım. Şimdi izliyorlar beni orada. Süremaya da süreyim de 3 kilo az görüneyim Sinan. Beni en iyi Adel anlar. O da 116 kilo falan Sinan. Şişmanım ama güzellik bende. Karakter bende. Ses bende. Para desen gırla. Kaşlarımı boyuyorum. Kaş ürün için. Benefit yeni paket yollamadığı için. Kaş ürünü olarak Benefit bana paketi yollamadan önce kullandığım 7 liralık muazzam üründen bahsetmek istiyorum. Flormar No 401. Dünyanın en güzel kaş ürünü olabilir. Bir şartla. Benefit bana yeni paket yollayana kadar. Dünyanın en güzel kaş üründür. 7-8 lira bir şey. Muazzam. Bakın yemişim kalemi. Gerçekten yemişim. Sabitleyici pudramı değiştirmek zorunda kaldım çünkü diğerini sattım. Bu sefer de şey deneyeceğim, değişik de olsun. Yani NYX HD Studio Finishing Powder pudramı. Yorumlayacağım canlı canlı. Yani HD yaparsın da HD bu kadar abartmanıza, ben bile göremiyorum. şimdi Sinan. İki seçeneğimiz var. Bir, şöyle bir ürün var elimde. Caroline'ın. Bu böyle ıslaklık veriyor. Ama bir değişiklik yapalım dersen, highlighter'ı sürüp üstüne makyajı ıslak gösteren bir ürün geçeceğiz. Onu yapalım, tamam. Tamam. Şimdi allık olarak, allık kullanmayacağım. Yine highlighter'mış bu. Şöyle bir şey, böyle highlighter mı olur acaba bu renk diye düşünüyorum. NYX'in yeni bir ürünüymüş. Ben rengine bayıldım. 35 lira falandı galiba. Şimdi bunu ben allık olarak kullanacağım. Üstünden Anastasia'mı geçiyorum. Şunu geçeceğim. Bir de Sinancığım, şu söyleşi de giydiğim muhteşem ve beni zayıf gösteren Zara takımından bahsetmek istiyorum. Bazı sitelerde şöyle yansımış. Dunlop için giydiği Zara işte takım 149.90 diye. Bir yanlış var. Sadece 649.90. Teessüf ederim. Sakın bir daha böyle bir yanlışlık yapmayın. Ama çok 149.90 almak istiyorsanız sitenin ismini verdim. Allah çarpsın, iyilik ağacıyım. İyilik ağacıyım ya, picodi.com. Ah, Merve Özbey giymiş dün o takımdan. Kıyamam ya, seni yerim ben. Bir de altına şey yazmışsın, en çok Damla'ya yakıştı yazmış. Halk bana sahip çıkıyor, beni asla ve asla bitiremeyeceksiniz. Merve Özbey halk demem, şu an kendimi... Yok be, Merve alınmaz, engelliyormuş beni her yerde, sensin halk diye. Şunu yine göstermeyeceğim. Bunu da gidip aynı şekilde ıslak görünüm veren şeyden diye alabilirsiniz. Bana testerını sıkıp verdiler. Ürün şu an elinde olmadığı için. Bak Merve, tekrar sana sesleniyorum. Ben zaten sen orada ol diye şarkı söylemiyorum. Sesimden insanları mahrum bırakıyorum. Neden? Helal ettiğimi sen söyleyebil diye. Anladın mı?
sen orada ol, gülme. Sen orada olabil diye ben burada şarkı söylemeyi bıraktım. Gece kulüplerine gidiyorum, yalvarıyorlar lütfen helal ettiğimi söyle diye. Dalga geçme, gördün hafta sonu Eskişehir'de. Diyorum ki hayır, 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 hayır. Merve yapmalı. Ben bu ürünün, bak ben bu ürünün, burayı biple annem çok kızıyor o kelimeyi sarfetme, çıkarırım. Vallahi bunu ben bunu neden keşfetmedim bunu daha önce? Normalde bunu sadece şuralarına sürüyorlar ama ben bilirsiniz ki bir şeyi asla bakmadan bırak. Kendimi yeterince ıslattığıma göre rujumu sürebilirim. Ruj olarak da bu bayağıdır bahsettiğim ve Instagram'da paylaştığım sürekli dudak dolgunlaştıran ruju kullanıyorum, Lip Max. Ama onun öncesinde Kylie'mle hemen şöyle... Islak gösteren şey her yerine sürülebiliyorsa dudağa da sürülebiliyordur. Kız Daniela, sana ayı dediler. Hayvan gibiymişsin dediler. Dana Biliş dediler. Ama yine mükemmelsin. Yemin ediyorum mükemmel bir insanım. Bak. Videomun özetini geçmem gerekirse böyle bir konsept yaptım sizin. Her videonun sonunda videomun star parçalarından bahsedeceğim. Mesela Gigi's elbisem. Mesela ıslak görünüm veren adını bilmediğim ürünü. Ne bileyim bilekliğim. Tabii ki pigmentlerim. Bir de tabii size iyilik olarak söylediğim picudi.com. Hepinize öpüyorum. Sizi çok seviyorum. Bay bay. Nasıl kapatabilirim ki başka? Oh, 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 oh